Sayın Kaymakam ve Meslek Başkanımız, Belediye Başkanımız yine böyle bir zor görevi bana tevdi ettiler. Tabii ki sizce söylediğim bir şey vardır. Bir büyüğün yanında ayağını uzatmak densizlikmiş. Fakat büyükleriniz de size ayağını uzat dediği zaman da uzatmamak ayrı bir densizlikmiş. Dolayısıyla ayağını uzat dediler. Şimdiden suçlu insan edersen mahvolar. Evet, buraya çıktığımda sabahtan beri acaba ne konuşayım? Akademisyen kökenli bir insan olarak neler anlatayım bu değerli hazırlığına diye yanımın sıkıntı çekiyorum. Bilgi toplumuna nasıl ulaşılabileceği, bilgi toplumuna ulaşmanın stratejik planları, eylem planları ya da bilginin ne demek olduğunu, bunun sonuçlarının neler olacağını dair teorik bilgiler vermek, hakikaten bu nezih ortamı, bu güzel ortamı monotonlaştıracak ve çok tedirgin oldum. Onun için ağzınıza sığınarak satırdan değil, sağdırdan konuşmayı yeğledim. Kendimde birazcık böyle rahat hissediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim. Genel anlamda toplumumuza baktığımızda, tarihimize de baktığımızda bir cümleyle başlamak isterim. Bizim üç tane çok büyük bir düşmanımız var. Birincisi cehalet, yani cahillik. İkincisi zaruret, yani fakirlik, fukaralık. Üçüncüsü de ihtilaf. Tekrar ediyorum, birincisi cahillik, ikincisi fakirlik, üçüncüsü de ihtilaf, bölünme, parçalanma. Bunlar bizim düşmanımız. Peki bizim bu üç düşmanımıza karşı biz neyle savaşacağız? Bu üç düşmana karşı sanat, yani bilim, teknoloji, marifet, bilim, aynı zamanda ittifakla savaşacağız. Yani bu düşmanlara karşı bizim elimizdeki savaş tekniğimiz bu üç olgu olmalı diye düşünüyorum. Cehalet, cahillik dedik, öyle bir zehirdir ki toplumların gerçekten insanlığın evrensel değerlerine ulaşmasına çok ciddi bir prangedir. Cehalet öyle bir zehirdir ki muasır medeniyete çıkma noktasında yine en büyük çin zehirdir. Cehalet toplumları irdelemeyen, neden, niçin ve nasıl diye sorgulamayan bir olgudur. Dolayısıyla baktığımızda bu manadaki cahillik devam ettiği sürece maalesef irdelemeyen, tahkik etmeyen ama teslimiyeti tam sizlerin aklına sunuyorum. Koyun gibi kim ne çekerse oradan giden bir toplum meydana gelir. Bu cehaletin bir neticesidir. Dolayısıyla cehaleti bizlere pompalayan tarihin akışı içerisinde belki toplum olarak bizlerin de istediği, bizlerin de kolayına geldiği bir olgudur. 83 yıllara gidip tahmin ediyorum. Hasan Celal Güzel Bey, Milli Eğitim Bakanı idi. Bir hatırayla birazcık da süslemeyi arzu ederim. O zaman itibariyle Milli Eğitim Şurası vardı. Ben de birisiyle öğrenciyken oraya katılmıştım. Orada hiç unutmadığım bir hatıramı sizlerle paylaşmak isterim. Bu cehaleti atan. Malum uzun yıllar boyunca liseler kitaplarında Darwin teorisi büyük bir kitap olarak okutuldu. Bir bölüm olarak okutuldu. Adı üstündeydi teori. Bütün teorilerin okunması, irdelenmesi, bütün teorilerin bu manada hani bilimsel bir veriye dönüşmesi adına herhalde ilk adım teoriydi ama o Milliyetin Şurası'nda
Darwin teorisini savunanlarla savunmayan profesörler belli bir şuranın gerekçesinde eğitim bakımını bulan Kazan Çağrıcılar Güzel Devleti Başkanlığı'nda bir toplantıda Darwin'in bir teori olduğunu, ders kitaplarında okutulmasının çok anlamsız olduğunu, sadece teori olarak bir bilginin belirtmesini izah ettiler ve ispat ettiler. Profesör Doktor Adem Tatlı. Bundan sonra gelecek neslin iki kanat olmasını istiyoruz. Hem bilimde hem fende, en doğrultuda bilimde ve teknolojide ama aynı zamanda bütün manevi değerlerine, örfüne, adetine, büyüklerine saygı noktasına vesaire vesaire bu manevi değerleri de tartışan, bu manevi değerleri de taşıyan bir neslin olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla sizlerle bugün burada olmaktan hani bir farkındalığı meydana getirebilir miyiz diye inanın bir çabamız var. Malum çok yine beğendiğim, çok yine böyle taşa yazdığım bir cümleyle sözlerime devam etmek istiyorum. Diyor ki, kimin ümmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Ben bunu Kazakistan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın karşısında böyle bir ifadeyle kendisine bir konuşmam yapılması arzu edildiğinde söylemiştim. Biraz açar mısınız bana? Ben de bu vesileyle açıkça oluyorum. Kimin hürmeti dilediyse, kimin gayesi, kimin hedefi, kimin efendime söyleyeyim derdi, kimin derdi, dermanı, her şeyi dilediyse o yalnız başına, tek başına bir millettir. Biz de şu an itibariyle belki yalnız başına değiliz. Bu değerli tarihi misafirlerimizle birlikte inanıyorum ki biz de burada bir devlet olmanın, bir millet olmanın bir çeşit bir numarasını yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bilgi dedim, saygıdeğer hemşehriler. Bilgi dedim, bilgi kainattaki sırların çözümünün anahtarıdır. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Cehaletle teknolojiyi kullanmayan, bilimi kullanmayan, aklı ve mantığı kullanmayan toplumlarla bunu kullananların arasındaki farkı anlatmak için ya da görmek için müneccim olmaya gerek yok. Dolayısıyla sonsuz olan bir şeyden bahsediyoruz. Bilim insanı bize tanıtıyor, bilim doğayı tanıtıyor, bilim tabiatı tanıtıyor, bilim teknolojiyi bize getiriyor vesaire vesaire. Malum bilimin bir kolu da felsefedir. Monopolist felsefeciler ve biopolist felsefeciler diye iki ayrılır. Hani İbn Sina, Farabi, Aristo, Eflatun, Marx, Weber, Hegel gibi büyük düşünürler bu manada felsefe bilimini meydana getirmişler ve gerçekten insanlığın refah seviyesine ulaşabilme adına bir şeyleri yapabilme adına çok ciddi eserler meydana getirmişler. Bunlardan bana göre en sonuncusu Muhittin Alevi, bunların hocaların hocası diye tarif edilir. Der ki, bakın hangi insanlardan bahsediyorum. Bugün bir İbn Sina bir kütüphane yapılmış ve tekrar bunu kafasından yazmış, yani beyinle bunu yazmış bir dehadan bahsediyorum. Yine bir beton veya bir demiri altın diye ispat edilecek kadar bir ilim adamından bir dehadan bahsediyorum. Muhittin Arabi der ki, bilim öyle bir şey ki, bunların hocası olarak tanıttığım Muhittin Arabi, bu bana göre öyle. Bilmediklerimi ayağımın altına koysam başım göğe değer, ama bildiklerimi başımın üstüne koysam başım bir arpa tanesi kadar büyür der. Dolayısıyla sonsuz bir olgudan bahsediyoruz. Bu olgu insanlık yaşadığı sürece devam edecektir. Fakülte ile birlikte Akhisar'ımızda 5000 tane öğrenciden bahsediyoruz. Bu minvalde Akhisar yaşamına, daha doğrusu üniversite yaşamına ve koruma derneği şu an itibariyle mevcut olduğumuz binamızı bu üniversitemizin ilk adımı olarak, daha doğrusu fakültemizin ilk adımı olarak sivil toplum örgütlerini,
sivil toplum kuruluşlarımız bir araya getirdi. Ve böyle bir kendi bu binanın bir mesafına sizlere de buraya davet etmiş açıkçası. Kusura bakmayın, ara sıra ben onlara bakmak istiyorum, bir şeyi anlamak istemiyorum. Dolayısıyla ilk etapta biz dedik ki, efendim Aksar Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak burada değil. Belki o verdiğim bir üyesi olarak değil ama ticaret odamız başta olmak üzere, ticaret borsamız ve esnaf kefalet kooperatifi 250 bin lirayla bu işe bir harç koydu. Yine bu kuruluşların abi kuruluşu olan belediye, başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu işin betonuydu, bu işin peyzajıydı, bu işin arka plandaki ciddi manadaki çalışmalarını organize etti. Tabii gelin görün ki böyle bir fakülteyi kurma aşağı yukarı 800 lira, 700 lira bir para toplandı. Burası aşağı yukarı 3,5 milyona ihale edildi. Bizim eforumuz oldu olarak, sivil toplum kuruluşları olarak ve belediye olarak bu işe yetmedi. Düşündük, taşındık, ne yapalım, bu parayı nasıl toplayalım diye. Dedim ya, para istemek çok zordur, vermek hakikaten kolaydır. Hem konuşma anlamındaki bu zorluk, hem de bu para isteme görevi bana belli edildi. Ondan dolayı bu zorlukları görüyorum ve şu anda hakikaten terliyorum. Ama kendimiz için bir şey istemiyoruz, bu millet için bir şey istiyoruz. Bu vatan için bir şey istiyoruz ama aynı zamanda Akhisar'ımız için bir şey istiyoruz. Akhisar'ımız gerçekten buna layık. Bakın, Akhisar'ımız gerçekten biz istersek başarırız noktasındayız. Ben bunu bütün zerrelerimle inanıyorum. Bu olgu. Eğer Akhisar'ı isterse hep birlikte başarır. Şöyle bir az geriye doğru gidelim. Bakın neler başarmış Akhisar. Akhisar Spor birincilikten küme düşer diyenler, değil mi? Bu tarz yorum yapanlar bugün Allah'a çok şükür tahmin ediyorum 7 puanla lider oldu Akhisar. Akhisar yine Şampiyonlar Ligi'nde beyaz et sektöründe marka çıkarmış. Bugün 4000 kişiye istihdam ediyor. Akhisar'ımız yine az önce Alper gördüm burada marketler zinciri, Meydanoğlu gibi bir zinciri çıkarmış. Yine Akhisar'ımızın meşhur köftesi malum biliyorsunuz. Bu tarz markalar meydana getirmiş. Bunu kendim için değil ama yine Akhisar'ımıza malum İsmail Bey'le beraber, Keskin Oğlan'la beraber yine bir ulusal zinciri, ulusal bir markaya hediye ettik. Sayamadığım birçok arkadaş var. Hepsi birbirinden değerli. Kaanlar zeytincilik burada. Birçok arkadaşımız, birçok iş adamımız gerçekten bunu hep birlikte elle vermişiz ve başarmışız. Akhisar isterse başarır. Akhisar isterse gerçekten yapar. Şimdi bu manada sizleri bu öğrencilerimizin iki kanatlı olması adına, bu öğrencilerimizin eğitim yolculuğumuza desteklemek ve ortak olmanız adına bir çağrı yapıyorum. Yapılan bulunan hiçbir kazma bu manadaki hizmetler adına, bu manadaki güzellikler adına kesinlikle ve kesinlikle yerde kalmaz. Bu iş öyle ya da böyle biter. Fakat Akhisar'ın bu işte bir rüçhan hakkı var. Yani öncelik hakkı var. Dolayısıyla öncelik hakkını kullanmaya sizleri davet ediyorum. Dolayısıyla öğrencilerin bu eğitim ve öğretim yolculuğunda onların bu memlekete yapacağı güzel hizmetleri sizlere ortak etmek istiyorum. Sebep olan işleyen gibidir. Küçük küçük duvarlara büyük duvarlar örülür. Sizlerden istediğimiz ve beklediğimiz çok büyük rakamlar değildir. Bu işe herkesin küçük bir duvarası olması adına böyle bir yemeği tertip ettik. Ve inanın bu yemeği tertip ederken de bu işe inanmadık. İnanamadık. Bazı abilerimiz inanamadılar. Ama ben inandım. Belediye başkanımız inandı. O yönetimdeki arkadaşlarımız inandı. Dediler ki evet biz bu yemeği yapalım. İsterse 1 lira toplansın. Ama rüçhan hakkı dedim ya, bu olguda istedik ki sizlerin de bir katkısı olsun. Dolayısıyla birlikte meydana getirmiş olduğumuz inşallah bu eserin
veya tohumunu attığımız bu akisel üniversitesinin gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal anlamda bu memlekete kardeşi, fazlı hep birlikte yaşayalım istedik. Evet, işin açıkçası yatırımı çok az ama kârı kesin olan bir güzellikten sizlere bahsediyorum. İnanın bu işin manevi hazı ilerlemek devam edecektir. Bu işe sebep olmak işleyen gibidir. Bu işe sebep olanlar inanıyorum ki Akhisar'ın halkı tarafından ilerlemek hayırlı yar edilecektir. Bir daha söylüyorum, bu iş yerde kalmaz. Bu iş bir şekilde biter ama önemli olan bittiğinde ben o işin neresindeyim diye son kulağımıza fayda bir arıza ediyorum. Evet, hep birlikte el ele çıktığımız bu yolda bu son durumu derneğimiz adına sizlerle paylaşmak istedim. Hatta bir slogan ürettim az önce filmi seyrederken. Akhisar ne isterse yapar. Biz istersek inşallah bu birliktelikle çok şeyler yaparız. Yapmaya da gayret ederiz. Dolayısıyla bu çıktığımız Akhisar isterse yapar sloganıyla çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Ondan dolayı bu yöneyi yemeği tercih ettik. İstedik ki Akhisar'ımızın bu günlerde geleceğine dair çok önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz fakülte binamızın tamamlanmasında belki Akhisar Üniversitesi'nin çekildiği oluşturacak bu binamızın acil olarak bitirilmesini arzu ettik. Sizleri buraya davet ettik. Bundan sonra çok fazla bir şey konuşulacak bir şey kaldığını zannetmiyorum. Umarım Türkçülüğü işen lisan etmemişimdir. Umarım ehli bir aşılmışımdır. Dolayısıyla hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin Akhisar'da olarak hamiyetine, himmetine güveniyorum. Dolayısıyla bu manadaki bir istekle de şöyle bir metodoloji oluşturduk. Bunu da sizlerle paylaşmayı isterim. Şu an itibariyle tabii ki himmet ve hamiyet noktasında, gayret noktasında arzu eden arkadaşlarımızın ismi burada okunacak. Ama arzu etmeyen de olursa onların ismi okunmayacak. Önlerimize şu an itibariyle birer kağıt geldi. Dolayısıyla onu doldurursunuz. Rakamı siz yazacaksınız. Ama hani derler ya, veren de, vermeyen de, az veren de, vermeyen de, herkes şu an itibariyle borcu, bu ortamda olduğundan dolayı bundan hissedardır. Bunu bilmenizi arzu ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Tekrar hürmetimizin olan bir güzel mesajı karşılıklı. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, aslında bırakmasak sizi, bırakmayalım da bir yerden start verelim yani. Bir isimden başlayalım. Çünkü yani bunları Sayın Başkanımız o kadar güzel ifade etti. Zaten sayın önerim şu an görevli arkadaşlarımız zarflar ve formlarını atıyor. Ama istiyorum ki biz bir yerden bir başlayalım. Bir isimin yanına gidelim. Orada kime gidelim sizi şöyle biraz omuz atabileceğiniz, elini tutabileceğiniz. Biliyorum sizi sonradan böyle soru verebilir adamız demiş ya artık buradan bırakmayız. Kendimden başlayayım. Kahve diyarı olarak İsmail Bey'le birlikte 25 lira, Akhisar Hastanesi ve Hale Hastanesi olarak da 25 lira, 50 bin liraya ben başlatmış oldum. Müslüm Akşalı'nın derdimlerimiz en iyi yerde topladık bile şimdiden. İşte yapmamız gereken aslında şu an bu. Değil miyim? Zafer dağıtılıyor. Ne nasıl ederim? Siz yanıma anlatabilir miyim ben? Beraber şöyle çıksak, hem grupları tanısak, hem bir taraftan namaz alırız, ziyaret etsek, sohbet etsek, avlarımız konusu. Değerli konularımız az önce Sayın Başkanımızın söylediği gibi aslında bugün söyleyecek çok söz yok. Bugün aslında kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktadayız. Bugün herkes bir araya gelebildiyse zaten en büyük başarı bu. Dolayısıyla basınımız da burada. Ben basınımıza da bir alkış istiyorum. Çünkü burada güzelliklerin hepsini tüm dünyaya yansıtacaklar onlar. Bir alkışlar mıyız basınımıza? Yüreğinize sağlık arkadaşlar. Çünkü burada yapılan hayırlar, her şey tüm dünyaya ulaşmış olacak. Aslında Sayın Başkanımız sloganı çok önemli. Akhisar'ın isterse yapar. Bunu zaten Süper Lig'de görüyoruz. İlkleri yapan bir
şehir burası. Dolayısıyla böyle bir şehrin düzenlemiş olduğu böyle bir organizasyonda ben de bulunmaktan onur duyuyorum. Dolayısıyla şu an itibariyle zarflar dağıldı. Sayın Genel Sekreterim de biz biraz dolaşalım. Ben şimdi tarım olunca konu ziraatı da bağlıyor gibi geliyor ziraat odasına. Doğru mu? En çok tarımla ilişkiler arkadaşlar nerede geliyor hocam? Sayın Başkanım buyurun arkadaşlar. Şöyle önden gireyim. Ziraat odasıyla başlayacak arkadaşlar değil mi? Çünkü en çok tarımı orada kullanırız efendim değil mi? Tarımla ilişkiler gençlerimiz, mühendislerimiz. Ziraat odamızla birlikte zaten ziraat odası tarım ve çiftçiyi destekleyen birçok projeye imza atıyor. En kalabalık da masa onu gördüm. Oradan Sayın Başkanım yanına ben bir geleyim. Ziraat odası başkanımızın yanına. Peki dostum, hiç önemli değil. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Kolay Aydan. Kolay Bey, bayağı kalabalık gelmiş ziraat odası olarak maşallah. Bu organizasyonda en büyükleri değil mi? Yine sizler de katkı veriyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Geceyle ilgili önce düşüncenizi alayım. Böyle bir organizasyon düzenlemiş, kaymakamlığınız, belediyeniz. Başkanım da geldi. Burada müdahale olacak. Müdahale ettim Aziz'e, müdahale ettim. Biz Aziz'ler ziraat odamızdan kesinlikle ve kesinlikle bize verdiği o paradayı çok daha fazlasını bekliyoruz. Bunu Sayın Başkanımız burada yok, gelmedi herhalde. Toplantılarımızda söyledik. Akisar Ziraat Odası kendisine yakışanı yapacaktır. Çünkü Ziraat Fakültesi, Tarım Teknoloji Fakültesi buna hasreten mikrofonu aldım, müdahale ettim. Buna hasreten arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederim. O zaman Sayın Başkanımız izleyeceğiz. Önce zaflar var ama burada kimler var? Kimler geldiniz buraya? Yönetim arkadaşlarımız. Tamam. Yönetim buradaysa önemli olan budur efendim. Efendim zaflar sizin üzere. Biraz da bizi ilan edeceğiz. Önemli olan burada olmanızı teşekkür ederim. Tekrardan. Evet. Bir alkışlıyoruz Ziraat Odası'nda. Onlar geldi. Tamam efendim. Genel sekreterim. Şimdi aslında Sayın Başkan... Efendim? Hemen gidelim şöyle. Gel sen. Şimdi aslında Ticaret Su Başkanımız bir doğru bir yanlış yaptı. Hani burada olmayan bir sürü şey giderek klima hataları yapıyor. Ama burada olmayan bir sürü şey giderek de hiç çakmadan böyle masada geliyor. Vallahi bir şey söyleyeceğim bak. Görünürsen deyince evine marka o. Evin odası olduğunu görüyor efendim. Nasılsınız? İyi sıra uçaydınız. Teşekkür ederiz. Şükür ederim. Öğrenciler olarak biz zaten sevgili bir yayında aldığımız oldu. Bu yerine geldik. Alkışlar gelsin efendim. İşte bu çok önemli bir şey. Zaten amaç burada ben sizlerle sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Hem de gerçekten bu çok önemli. Çünkü burada kimler var? Basınız anlamına bir görmüş oluyor. Çünkü burada ciddi bir bilgi ve beraberliği var. Alkışlar isterseniz orada sadece bir üniversite değil, artık arasının her projesi ve ilgilenme görüyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim üzerinizlere. Değerli muhtemelimiz, hakkı ve desteklerinden dolayı. Arkadan önünüzü olsun görevi arkadaşlar. Oralarda canınızı sıkılmasın. Tamam. Bak, vallahi makine mühendisliği deyince benim bölümüm de makine mühendisliği var. Ben olarak size ne olayım zaman? Sıra Elman Selman Seyit'in görevim. Gece ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Doğan Bey, siz de bugün buradasınız. Şimdi gece ilgili şöyle bir aydın aldım size. Bundan önce 10 yıl meşgul yaptım gazetelerimizde. Önce şunu söyledim. 2 yıl önce Demirci'ye gittiğimde Demirci'ye şunu sordum. Dedim, Deniz size çok yatırım yapmış. Bizim masada böyle bir şey yok. Eğitim komitesi, 5 öğrenci var, 10 bin öğrenci var. Ama bizim masada maalesef yok. Adamlar şunu söyledi. Biz de kesinlikle hesap olarak en büyükte, en büyükte ilanımızı yaptık. Bir projede aldık. Genel bayramda ve en sonunda tek tek ulaştık, paralarını toplayarak binaya yatırıp ve öğrencilerin teslim aldık diye söylediler. Ben bunu 10 yıl önce anlatmıştım ama 10 yıl önce Cerrahpaşa Üniversitesi alt gençler yüksek varsa gelecekti. Maliye aldığımız yerde gelemedik. Yani şimdi şu yerde ulaştığımız gerçekten çok mutluyum. Eğitim, tabii eğitim. Yani neticede bu insanı uygulayacak. Ama gerçekten şu basitler kapımızda giyme bir 1200 lira araçlarının kurulu. Bunu da yine tüm meclisin zamanında 200 lira geri cenabı yaptırılmıştır. Bunda benim daha iyi imzam vardı. Kişiden herkese teşekkür ediyorum. Biz de katkıdan gerekli olarak ne yapacağımıza söz veriyoruz yani. Benim de şu an itibaren saat ve kağıtlar duyuyor o zaman. Hayırlı olsun görüşürüzler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok sağ olun efendim. Evet.
istiyorsunuz, çocuklar için geleceğini istiyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi sevgili konuklarımız, böyle inşallah sohbetlerimiz devam ediyor. Basınımız da aynı zamanda geliyor. Devam ediyor. İş adamları sohbetlerimizi yapmaya. Mustafa Bey, o zaman ben çok değerli konuklarımız, çok uzak edemeyelim artık onlara çok edelim. Suriye'den sevgili Mustafa Bey, şu an değerli iş adamımız aynı saatte işlerinde duruyor. Hamit Bey. Hamit Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Türkçe biliyor musunuz? Siz tercih edeceksiniz. Tamam. Öteki bir şunu söylediler. Neden aranızda bir iş veriyor? Aşkaya verdiği işlerinde bulunduğunu biliyoruz. Neden aranızlar? Neden söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Valla biz en başından bu kampanyayı seviyoruz. Umarım sizlere İsrail'de üniversite kazandıracağız diye düşünüyorum. Herkes bir arada mutlu olmuş vaziyette. Umarım yüzünüz kadar çıkmaz. Buraya bir üniversite kazandıracağız. Belki bugün şuradan zarfara dağıtılıyor ya. Bir gün oraya imza atarızı basına ve Türkiye'ye tüm dünyaya en güzel mesajı. Burada toplanan yardımla bir kapak olarak değil mi? İnşallah. Herkese oraya geçmeyi vermiyoruz efendim. Evet, Mahmut Bey, lütfen size hoş geldiniz gecenize. Hoş bulduk, gecesi olsun. Yani yağmur çamurluyor, neden kuşlara geldiniz? Evet, öyle olur. Biz de hafif efendim, biz size çok teşekkür ediyoruz her şeyden. Neden yüz yüzeysiz olmasın? Bugün evet, sadece üniversite kazandırıyoruz. Hadi sen de zamana da büyük olarak sağlıyoruz. Bu anlamda çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten diyoruz. Efendim öncelikle tüm konuklarımıza hoş geldiniz. Ali Bey'in yanına gelmek istiyorum öncelikle. Ali Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Şundan gurur duyuyorum. Yağmur çoban ama böyle bu süreç içerisinde bir davetiye koşmuş olduğunu, zaten siz bütün sosyal sorumlu çalışmaları kapsamında şehir olarak birçok organizasyon düzenliyorsunuz. Kendinize de ülkemize de katma değer sağlayan istihdam veren ama çok çalışma yapmıyorsunuz. Gece ilgili sizin düşüncelerinizi almak istiyorum efendim. Valla ben şahsen bu geceyi daha görüşmüyorum açıkçası. Benim de hayalimdeki gece değil de. Zannediyorum sonunda insanlar da görüşmüyor. Görüyorum. Yöneticilerimiz yok. Belediye başkanımız yok. Burada idare edeceğim. Ben görmek isterim. Ben bir iş adamı olarak bu akşam vesileyle burada üniversiteyi sorularla destekliyorum. Şu an herhangi bir adam söylemeyeceğim. Ama bu başkanım bitecek. Bu arada bir ilişkimiz olmasın. Ama şunu istiyorum. Sadece parayı nasıl bundan sonra üniversiteyi garantiye alabiliriz? Aksel sporumu nasıl garantiye alabiliriz? Bütün bunları ticaret ve sanayi odasımızın başkanlarına oturur biz iş adamları olarak biz nerede buluruz kaynakları? Oturup onları tartışmamız lazım. Mesela bu durumda bir tabi sosyal dayanışma olacak ama kültür çözümüne getirmemiz gerekiyor. Böyle Aksar sporu da belirleyip de gider mi? Aksar'a ne faydası var çok? Sadece Aksar'la olanı görüyoruz. Ama pazar günü hangi esnafı Aksar sporundan faydalı var? Manisa'ya gidiyoruz. Manisa'ya göz götürüyoruz. Bekliyoruz bu tarzı. Bütün bunlar, ben şunu söyleyeyim. Çok geniş bir alan ve arazi var burada. Aksanlarımız, aksan yöneten insanlar, sivil toplum kurmuşlar. Madem ki böyle bir ilişkiye başladı. Yarın bu laf yapısı, yarın burada da neler kalacak? Nerede yapıp kalacak? Bunları yatırımlara düşünmemiz gerekiyor. Bir otelimiz daha yok şu an. İstanbul'da diyelim ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Baca gel. Nerede kalacak insan? Bu misafirler nerede arada? Ekonomi böyle olmadı. Bu ekonominin bir faydası yoksa bu tutaklı. O zaman bulunmasını bir anlamı yok. İnsanlar onu değil, o zaman ben şunu söylemek istiyorum. Bu taraflarda güzel bir vakıf kurulur. Sanayi Tren Kulası Başkanlığı'nda bir vakıf olur, bir alanı 49 yılında başka bir şekilde alışveriş merkezi, bir otel meşgul, çift sahaları yanında, orada konaklayabilecek, güzel bir tesis. Aksiyon olamaz mı senin çocuğun beni yani? Şimdi İstanbul yapıyor, 25 kişi. Yani Beşiktaş Fenerbahçe günü 20.000 kişiyi nereye oturtacağız? Geçici dediler bunlar. Ama yine de yapıldı. Yapan arkadaşlar daha iyi yönünde tuttu.
Burayı çok kolay getiren emek veren insanda. Ama neyse, akşam da istersen dedik ya sloganda, daha iyisini yapardı. Biz öyle sektör olarak bir şey yapmak istiyor. Üç tane güzüne baktığımız için. Zeytinden çıkar kardeşlerimiz. İşte daha güzel, işte kesiyor. Onun işe bir yol var. Biz hepsini yapmak etmişiz. Arkadaşlarımız olarak ortak şirketler bulunabilir. Kaymakam Bey başkanlığında oturulur. Büyük projelerin tam ekonomiyi çözmediğimiz. Kaynağı yapabiliriz. Kişilerin sırtında kalırsa yürümesi mümkün değil. Bugün bir dünya Cumhuriyet Halk Partisi. Başka bir yerde de gelebilir daha. Öyküden anlı olmasa tüm bir şey olur. Başka bir şey yok. Biz zamanında üçüncü ikiden düşerken o kulübü nasıl kurtardığımızı anlarım ben de mezara kadar gidelim. İzmir olmalıyız. Efendim sizin ürünlerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Ben de Ali abinin söylediklerine aynen katılıyorum. Tabii ki bu gece isterdik bunu. Çok çok şükür kalabalık olsun. Bu masaların hepsinin çok çok dolmasını daha gönülden ben de isterdim. Ama maalesef nedense Akhisar'ımızdaki birlik beraberlik demek istemiyorum ama çok daha bugün kol kola girip buradaki bu organizasyonda herkesin Abraham Bey'in söylediği gibi bir tuğlası, bir taşı toprağı olmasını isterdik. Burada yapılacak bir şey değil. Ben çocukluğumdan beri buradaki sigara fabrikasının yapılırken 40 seneden beri hiçbir şey yapılmadığını gördüm. Bugün burada bir üniversitenin yapılması ve burada cıvıl cıvıl çocuklarımızın gelmesi hepimizin arzusu. Ama bunun yanında burada ben de şu anda bir para konuşmak istemiyorum. Ne yapılması lazımsa kesin o ailesi her zaman Akhisar'ın yanında, üniversitemizin yanında, bütün herkesin yanında. Onun için ben bu gece arkadaşlarımızın, yardım eden arkadaşlarımızın, yetkilileri hepsini kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle izlediğimiye başladınız zaten. Şimdiden biz çok çok ciddi yoğun edilmeye başladık. Öncelikle Akhet Tarafı'ndan olumlu mağmurlar bir şirketi. Ali Aksoy tarafından 2000 lira efendim. Ben size çok teşekkür ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Şöyle bir sayın merasim edelim daha yalnız olursanız. Salih Eker Bicar 1000 TL. İşte ben olumlu herkes 1000 lira varsa da 500 lira. Fatih Ortaylı Doğan Dereköy Beyefendi'den 5000 lira efendim. Alkışlar mıyız Doğan Bey'e? Çok teşekkür ediyoruz. 5000 TL Pakistan'dan çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve geliyor izlerimiz lokantacılar odası. Çok önemli işte. Lokantacılar odamızdan da 3000 TL geldi şimdi. Ve devam ediyor kendine. Değerli konumuz birçok konumuz var. Hani isim dokunması isteyenler de var. Dolayısıyla biz önemli olan burada birleşim, paylaşımı aktarmak. Eker Bıçak'tan 1000 TL. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mehmet Eker Bıçak'tan da ayrıca 1000 TL. Ve devam ediyoruz. Mehmet Rodoklu'dan 2000 TL. Evet, Mehmet Bey'den de 2000 TL aldık, devam ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi de Çaldıroğulları Derya Oğum, doğru konuyor efendim. Çaldıroğulları Derya Oğum'dan tam 10.000 TL. Alkışlıyoruz efendim kendisini. Allah'ın bol kazançlar versin, kart kartı sizin kendilerine versin. 10.000 TL Çaldıroğulları Derya Oğum'dan. Çok teşekkür ederiz.